Bir konseptten bahsediliyor ya, küçülerek büyüme diye. Şu demek, hani büyüme rakamlarına bakıyorsun, evet hani ülke büyümüş hakikaten. Tamam ekonomi büyümüş ama insanların alım gücüne bakıyorsun, alım gücü düşmüş. Yani mesela şu ücretlere zam yapılıyor, asgari ücrete zam yapılıyor. Fakat buna rağmen, zam yapılmasına rağmen alım gücü düşüyor. İşte buna aslında küçülerek büyüme diyorlar. Nasıl bu sezon durum, bir anlatır mısınız bana? Bu şekilde başladı, bu şekilde gider. Yani bakın geçen hafta ben atıyorum 500 lira kazandıysam bu hafta daha 200 lira kazandım. Bakın insanlar kalabalık ama alamıyorlar. Herkes çok istiyorlar. Para yok yani. İnsanlar da para olsa alacaklar. Hareketlenecek, neşenlenecek, insanlar mutlu olacak, biz mutlu olacağız. Alım gücü yok insanlarda yani. Ondan kaynaklanıyor. Her şeyimiz dışarıdan geliyor. Dışarıya bağımlıyız. Ondan dolayı hükümetten kaynaklanıyor. Nasıl geçiyor bu sezon? Nasıl başladı? Sezonu daha algılayamadık. Nasıl olduğunu tam olarak biz de bilmiyoruz ama normal geçtiğimiz yıllar, yani pandemiden önceki sürece baktığınız zaman şu an buranın daha dolu, daha hareketli olması gereken bir sezon olarak görüyorduk ama bu sene o hareketi, o potansiyeli göremedik. Bu sene iyi geçmiyor. Neden? Yani ülkenin koşulları belli. Bu yapılan zamlar, benzin fiyatlarının artması, yiyeceğin içeceğin çok pahalı olması insanları herhalde tatilden biraz geri itiyor. Sezonun açıldığını çok farkına varmadan açıldı. Açılıp açılmadığını da bilmiyoruz ama sadece tek bildiğimiz şu, bir hazırlık dönemi yaşama şansımız olmadı. Önceki dönemlerde, pandemide de dahil olmak üzere, mutlaka Türk halkının özellikle, bölgede yoğun olarak tabii ki biz iç turizm odaklı çalışıyoruz. Türk halkının yoğun olarak gittiği bölgelerden birisiyiz ve özellikle de tercih gördüğümüz bizim 2-3-4-5 tatil dönemleri olurdu. Bunları periyodik olarak işte ilkbahardan başlayıp sonbaharın uzanabildiği yere kadar uzatırdık. Ama şu an biz bu yaşadığımız halihazırda bulunan krizin en büyük etkisini böyle görüyoruz. İnsanlar artık ikinci ve üçüncü tatillere çıkmıyor. Herkes şu anda bütün tatillerine çıkabilecek tek periyot olan yaz dönemindeki iki aya sıkıştırıp tek bir tatil döneminde çocuğunu, eşini, ailesini bir şekilde stresini attırmaya çalışacak. Bu turizm için ne anlama gelir? Tek turizm... tatile düşün. Sektör için ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Bir kere oteller bazında geceleme sayısının kesinlikle düşeceği anlamına geliyor. Bir bölgeye repeat diye tabir ettiğimiz bizim, yani birkaç kere gelme olayı vardır. Ki bizim gibi butik işletmeler, işte gördüğünüz gibi mekansal anlamda veya ön bölümümüzdeki restoranda da aynı şey söz konusu. Bir müşteriyi birkaç kere biz yakalarsak, birkaç kere onu ağırlayabilirsek o zaman bir gelir elde etmeye başlıyoruz. Maalesef bu pandemi şartlarında bu her halükarda imkansız hale geldi. Artık bir müşteri hem otele veya herhangi bir etkinliğe, bir tura, bir kültürel gezi diye mutlak ve mutlak yılda bir kere gitmeyi tercih edebilecek durumda. Nasıl geçiyor bu sezon, anlatsanıza biraz. Bu sezon pazartesiden bugüne kadar, cuma gününe kadar yaptığım hiçbir ciro yoktur. Sadece girdisi yoktu, sadece çıkışım oluyor. Bir dakika, geçen, pazartesiden bu pazartesi'de, yana... Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe hiç iş yapmadım. Sıfır. Evet, deniz bisikleti dahi kiraya veremedim. Ne var burada? Deniz bisikleti, kano, su kaya, wakeboard, koltuk ve yüzer yatmalı koltuk, jet ski ve su kaya teknem var. Yani pazartesi geldiniz siz buraya, oturmaya başladınız burada. Evet. Sabah açtınız, akşama kadar kimse hiç, gelmedi. Cuma günü akşamına kadar. Sıfır. Günlük giderim en az 1000 lira. Kira ödüyorsun. Kirası var, sigortası var, kendi giderim var, çalıştığım personelin giderleri var. Minimum giderim 1000 lira. Bugün evet, ne kadar su. İş yaptınız? Bugün 100 lira yaptım sadece. 100 lira? Evet. Yarım saat deniz bisikleti. Deniz bisikleti. Evet. Burası niye böyle boş? Evet, umut ediyoruz ki canlansın, sezon yeni açılıyor, okullar kapandı. Bir umutla bekliyoruz bakalım sezon nasıl geçecek. Umut ediyorum ki güzel geçer. Nasıl geçecek gibi? Ne anlatıyor diğer sınav? Tabii diğer sezonlar gibi olmayacağını biliyoruz. Neden? Tabii ki ekonomik sıkıntılar esasen. Çünkü insanların alım gücü biraz gerçekten düştü. Biz de sınıf olarak biraz orta direğe hitap ediyoruz esasen ama orta direğin eridiğini hepimiz de bildiğimiz için tabii bu bize otomatikman yansıyacak ve yansıyor da. Biraz şey çok söyledi diğer otelci arkadaşlar. Arıyorlar, fiyat alıyorlar, sonra geri dönmüyorlar. Ya da ya çok pahalı diyorlar. Evet. De başınıza geliyor mu? Şimdi tabii insanlar rezervasyon için bizi arıyorlar telefonla. Biz de fiyatları mecburen arttırmak zorundayız. Ve o fiyatları söylediğimizde çok pahalı deyip yani direkt kapatıyorlar telefonu. Ve bu çok başımıza geliyor. Onun da tabii ki nedeni bu ekonomik sıkıntılar esasen. Yani insanların alım gücünün düşüyor olması tabii ki etkiliyor. Yani siz bu peki şekilde... fiyatları ona göre revize ediyor musunuz? Revize etmek durumundayız çünkü maliyetler sürekli artıyor. Yani fiyatları revize ediyoruz. Maliyetlerimiz artıyor çünkü kahvaltı daha çalışıyoruz.
İşte bir kafemiz de var. Öyle de bir hizmet veriyoruz ama bizim alım maliyetlerimiz yükseldiği için biz otomatikman bir fiyat koymamız gerekiyor. Hatta malzemeleri yeniliyoruz. Çarşaftı, yastıktı. Onun harici buklet malzemeler, onlar sürekli alım yapıyoruz ama bunların fiyatları her geçen gün zamlanarak geliyor. Sezon ne zaman başlıyor, ne zaman başlıyor? Nisan ayının hafta sonları başlar. Haziran, Temmuz ayında tam full yoğunlaşır ve devam eder. Bu sene baktığımız zaman Nisan ayında da hiçbir şey yoktu. Hafta sonlarında özellikle bizim İzmir şehir merkezine yakın olduğu için insanlar oradan buraya gelmeleri ve hafta sonu burada geçirip tekrar İzmir'e dönmeleri rahat oluyordu. Bu sene maalesef o potansiyeli göremiyoruz. Yani ekonomik olarak baktığımız zaman bir aracın yaktığı 30-60 lira bir gidiş geliş ücreti vardı. Ama şu an yakıyor 200 lira. Ailesiyle beraber buraya geldiği zaman ufak tefek bir yeme içme, çocukların ihtiyaçları, ona benzer şeylerden sonra yani bir 2000 lirayla 3000 lirayla herhalde geri döner gibi düşünüyorum. Yani orta düzeyin bunun altında ezilebileceğini ben düşünüyorum. Öyle bir kanaat içerisindeyim. Konuşurken dediniz ki ya normalde pazar günleri burada adım atacak yer olmuyor. Evet. Evet. Şimdi masaların yarısı boş. Baktığımız zaman halkımız daha fazla talep gösteriyordu ama bu hafta yani bu sene hafta sonları o hareket yok yani. Belli ki yerlerde çok fazla para yok ya da harcamak istemiyorlar ya da daha ekonomilerini dengeleyemediler. Sizin burada pansiyon var, 4 oda. Evet, 4 oda pansiyonumuz var. Dün akşam, cumartesi akşamları normalde dolu olurdu. Ama bu hafta mesela 2 tane odam doluydu, diğerleri boştu. Rezervasyon yani arayan da çok fazla yok. Arıyorlar ama fiyatları öğrenen tekrar geri dönüş yapmıyor. Bazen çıkıp bir dolaşıyorum, arkadaşlarıma bakıyorum. Yani restoranlar boş, kafeler boş. Geçen hafta sonu pazar günü çıktığımda neredeyse birçok işletme bomboştu. Tek tük masalar var. Yani gider geliri kurtarmıyor. Şey diyorlar, pek çok işletme kapatır seneye diye düşünüyorlar böyle. Valla ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani eğer kazanmıyorsam kendimi yormamın, hırpalamanın da bir anlamı yok diye düşünüyorum. Kirayı verip geçeceğim mülkümü. Eğer tutan olursa tabii bu koşullarda. Darbe döneminde yapmış olduğum ciro daha iyiydi bu seneye göre. Bu sene daha kötüyü. Ne olacak böyle? Bilmiyorum. Benzinin düşmesi lazım, sigortaların düşmesi lazım, giderlerin düşmesi lazım. İnsanların para kazanması lazım, gelip eğlenmeleri gerekiyor. Enflasyon yüzünden mi oluyor? Enflasyon yüzündendir kesinlikle. Ben bile geçen sene yediklerimi yiyemiyorum. Ailemi bile getiremiyorum. Ailem başka yerde kalıyor, başka şehirde. Burada ailem evet, yerde. Muğla'da. Bütün yaz boyunca? Evet. Ya çok zor. Evet. Peki çalışan sayısını düşürdünüz mü? Geçen sene 3 kişiydi, bu sene 2 kişiyiz. Şimdi siz hep pandemi öncesi, pandemi sonrasıyla karşılaştınız. Endeksliyorum, evet. Tabii. Ama herhalde enflasyonun da etkisi oldu herhalde. Kesinlikle. Yani pandemiden önce dediğim gibi çok yoğun bir hareket vardı. Hem yerli ve yabancı olarak. Yerli daha ağırlıklıydı da. Şimdi bu sene baktığımız zaman mesela yabancı kitle geliyor ama o yabancı kitle de genelde her şey dahil otellerde daha fazla konakladıkları için burada sadece böyle bir gezip çay kahve ufak tefek alışverişlerini tamamlayıp gidiyorlar. O da yerli halk için yani içerideki esnaf için çok yeterli bir potansiyel değil. Dendi yani Türkiye ucuzlayınca bu sefer yabancı turist için çok hani cazip hale gelecek ve yabancı turist daha fazla gelecek hesabı doğru bir hesap mı? Yani değil. Kesinlikle değil. Bir kere o yabancı turisti getirecek olanlar yine biziz ve buradaki maliyetlerle biz boy ölçüşmeye çalışıyoruz. Burada da yani pandemi döneminden sonra işte bu dönemde sayısı yükselecek, Türkiye ucuz ülke. Tamam da buraya gelecek adam da ucuz ülkeye gelecek adam. Yani yapacağı harcama limiti kısıtlı olan kitleyi hedefliyoruz. Bunun maalesef çok da iyi biliyorsunuz. Özellikle Orta Doğu pazarından gelenlerle biz kendi iş turizm dinamimizi zaten ciddi anlamda geçmişte bugüne kadar zedeledik. Öyle şimdi mi? Belki de bamba. Evet tabii ki öyle. Nasıl mesela bu zedelenmeyi biraz açar mısın? Şöyle açalım. Yani bizim hala hazırda geçmişten bugüne kadar yani ben 32 yıldır turizmin içindeyim. Birçok pazarla başladık. Yani ben en endemik bir pazar olan Fin pazarını da gördüm. Eski Norveç ve İskandinav pazarlarını da gördük. Veya kemik pazarlarımız Alman, Fransız, İngiliz pazarlarını da gördük. Sonrasında Rus pazarını da ama Orta Doğu pazarı bambaşka bir kimlik kazandırdı. Girdiği yerdeki esnafın da kimliğini ve kişiliğini değiştirdi. O zaman otelcinin de. Turistin geldiği yere herhalde
Avrupalı gelmez. Turist gelmek istemiyor. Gelmez, doğal olarak gelmez. Bir kere o kültür, aynı yapıyı iki yerde yakalayamıyorsunuz. Biz geçmişte bunu Avrupa pazarlarında bile kendi içinde tecrübe ettik. Her otele, her pazarı sokmadığımız olabiliyordu turizmciler olarak. Şu anda da bunu fazlasıyla görüyoruz. Yani sayısal anlamda bir sayının artması demek, geliri arttırmak anlamına gelmiyor. Bir kendi yaptığın turizmin de dinamiklerini sabit olarak korumak ve aynı şekilde güçlü kılmayı da sağlamıyor. Seni açmadım ben diyor kimi otelciler. Öyle bir elektrik faturası geliyor ki açmak feasible değil. Ya açsam oteli döndüremeyeceğim. İşte çalışanın gideri, enerji masrafı, diğer maliyetler toplayıp çıkardığım zaman hiç açmasam daha iyi diyor kimi otelciler. Açmış olanlarsa böyle ucu ucuna diyorlar ki yani biz bu sezon dayanacağız. Bakalım olduğu kadar seneye belki de hiç açmayacağız. Bunu diyenler var. Elektrik faturası falan ne geldi size? Valla şu an çok fazla iş yapmadığımız için çok yüksek gelmedi. 2-2,5 civarında faturam geliyor. Tam açılmadığı için işler, hani bunun içine daha çok ütü, çamaşır bunlar da girecek. Yani sezon eğer açılırsa bu rakamlar herhalde katlayacaktır. Biz de ücretleri minimuma çekmeye çalışıyoruz ama şu an için ne yapacağımızı tam karar vermiş değiliz yani. Bunu diyecektim ben de şimdi. Çok pahalı olursa insanlar gelip kalamıyor. Evet. Ucuz olursa da bizi kurtarmıyor. Maliyetimiz. Ne kadar elektrik faturası ödüyorsun? Yani şu an 8 bin lira elektrik faturası geliyor. 3,5-4 bin lira yakında su faturası geliyor. Turizmci neden zorlanıyor? Bizim alış maliyetlerimiz her geçen gün artıyor. Bu alış maliyetlerin satış maliyetine yansıyor. Yani şu an için gerçekten 1-2 sene önce 1 liraya aldığımız şey şu an 5 lira. Şey diyorlar ya, fahiş fiyat veriyorlar. Bütün fiyatlar çok fahiş. Fiyatlar şişirilmiş. Şişirilmiş, şişiriyor musunuz bence fiyatları? Bizim fiyatları tabii ki arttırdık ama arttırmamızın bir nedeni var. Bizim maliyetlerimiz çünkü her geçen gün artıyor. Döviz kurlarını zaten söylemeye gerek yok. 3 katına çıktı neredeyse. Yani geçen yıl 10 liradan alıp 30 liradan satıyorduk. Ama bu sene baktığımız zaman 27-28 liradan alıyoruz, 55 liraya zor satıyoruz. Eskiden insanlar ikişer tane, üçer tane bira içerlerdi. Yani biradan örnek veriyorum. Ama bu sene birer tane bira içiyorlar. Hatta kimi aileler iki bardak isteyip bir bira içiyorlar yani. Sadece bu deniz kenarında öyle bir vakit geçirmek için yani. Mesela geçen sene 15 liraya aldığımız yastık kılıfı şu an 55 lira. Yani 15 liraya yastık kılıfı alıyorduk. Onları yenilemek zorunda kaldık bu Haziran başında. 4 katına çıkmış neredeyse. Gerçekten öyle. Yani maliyetler bu şekilde artıyor. Atıyorum mesela bir kola alıyorsunuz. Ve geçen sene işte 1.2-1.25 falan alıyorduk. Şimdi 6 lira civarı falan yani. Bir kolanın maliyeti, alım maliyeti. Gerçekten öyle. Dolayısıyla biz bunları fiyata yansıtıyoruz. Yani esnaf da müşteriye yardım etmeye çalışıyor. Kim kime yardım etsin? Esnaf kar edemiyor. Soruyorsun, bir dokunuyorsun, bin ah işitiyorsun. İnsanlar 365 gün çalışıyor. Ya kardeşim bir hafta ailemle tatil yapayım diyor. O da mümkün değil. Yani turizm işine baktığın zaman şu anda bu işten mutlu olan taraf yok. Belki günde 30 kişi geliyor. Özellikle küçük çocuklar geliyor ve daha sonra babası gelip yani belki çocuğa yanlış söylenmiştir diye babası geliyor, bakıyor, yine arkasını dönüp gitmek zorunda kalıyor. Yani bu geçen sene biz üzülüyorduk ama bu sene çok daha kötü. Yapmayın ya. Evet. Yani özellikle büyük ebeveynler, çocuklar gelip bu oyuncaklara binmek istediği zaman, onlar vermediği zaman daha fazla üzülüyorlar. Bunu da görüyoruz. Belki 5 dakika önce yine bir tanesi gitti. İnsanlar boş boş bakıyorlar, boş boş geziyorlar. Çünkü insanlarda para yok, alım gücü yok, düştü. Biz her şeyin doğalını yapıyoruz. Her şeyin doğalını burada açtık. Biz devletten iş güç istemiyoruz. Kendi işimizi kurduk ama alım gücü düşük. O zaman turizm sektörü de küçülecek. Öyle mi düşünmek lazım? Ya da yabancı turistler mi yalnızca tatil yapabilecek Türkiye'de? Yani çok o pencereden de yaklaşmamak gerekiyor. Turizm küçülemez. Çünkü halihazırda bulunan bizim bir arz ettiğimiz yatak sayısı, halihazırda bulunan bir restoran ve diğer turistik işletmeler var. Sadece ne olacak bunlar? Geçmiş yıllarda da benzerlerini görüyorduk. Turizm hiçbir zaman güllük gülistanlık bir gül bahçesi niteliğinde olmadı. Hep biz geçmişe dönük işte körfez krizlerinden başlayıp da her yıl belli krizleri yaşadık. Aslında biz bunlara karşı biraz aşılıyız. İşte
Pandemi döneminde de hiçbir destek yapılmayan Türkiye'deki tek sektör olmamıza rağmen ayakta kalmayı başardık. İşletmelerin birçoğu devrediliyor. Yani yeniden yeni kişiler tarafından bir daha denenmek üzere girişimcilere tekrar bir kapı oluşturuyor. Batıyor yani bir kısmı. Bir nevi öyle diyebiliriz ya da kendisini kurtarıyor sektörden diyebiliriz. Ama bizim gibi de sektörün sadık kişileri bir şekilde kalmaya devam ediyor. Peki bu sigorta maliyeti diyorsunuz ya, o ne? Sigorta maliyeti geçen sene her ajantadan sigorta yaptırabiliyorduk. Üçüncü şahıs sigortalarını, ama bu sene sadece tek elle düşürüldü. Anadolu Sigorta'ya düşürüldü. O da kendi kafasına göre fiyatlandırdığı için bizim sigortalarımız, nereden baksanız geçen sene 250 lira yaptırdım sigorta. Bugün 3500 lira 4000 liraya çıkıyor. Bu üçüncü şahıs dediğiniz kullanan kişiler. Bu kullanan kişiler, evet. Yani kendi ben başına kiraladım. Sigortalı oluyorsunuz. Ben sigortalı oluyorum. Sigortalı oluyorsunuz. Siz bunun için kaç para ödüyorsunuz Anadolu Hayat'a? Bu sene 3500 lira istediler. 3500 aylık. Daha evet. Önce ne kadar geçerdi? 250 liraydı. 250 lirada 3500 liraya evet. Çıktı bu maliyet. Evet, aynen öyle. Bir işçinin maliyeti bize işte sigortasıyla beraber 7000-7500 civarında. Yani çoğu işçi de asgari ücret istemiyor, daha üstünde bir rakam istiyor. Yani bu değişiyor işte. En az o zaman en az 7500 gibi. Evet. Yani sadece bir işte SSK maliyeti bile geçen sene 850 civarı falandı bir kişinin. Şu an 1500 mü, 1600 mü? Tam hatırlamıyorum ama o civarlar. Hani gerçekten çalışanın SSK mı? Sadece SSK maliyeti. Dolayısıyla geçen sene mesela 2500 liraydı asgari ücret. Şu an 4500 lira. Biz onun biraz daha üzerine veriyoruz. Yani neredeyse iki katı zaten onu artırmış olduk. Ve bunların hepsi bizim satış fiyatlarımıza yansımak zorunda. Yoksa ayakta kalmamız mümkün değil. Vallahi bayağı şey ya, kime dokunsan. Evet, aynen öyle. Sahilde sadece ben değil, herkes öyle. Otel de öyle. Ne diyor otel? Anlatsanıza biraz. Otelin de girdileriyle çıktığı birbirlerini karşılamıyor. Kesinlikle karşılamıyor. Bir de 4 ay önce, 5 ay önce satılmış olan odalar olduğu için onlar da çok zor durumda. Ve bu sene, geçen sene bana verdiği imkanları bu sene kısmak zorunda kaldılar. Nasıl imkanlar vardı? Mesela elektrik kullanmam, su kullanmam, onları bir şekilde kısmaya başladılar. Belli bir kota koyuldu. Öyle mi? Aldım, yani oradan ücretsiz almış olduğum su, kola, meşrubat gibi soğuk içecekleri dahi kısmak zorunda kaldım. Onlarda bile kota var. Böyle giderse ne olur bu sezon? Böyle olursa bu sezon çok kötü olur. Özellikle ben kapatmak zorunda kalırım. Öyle mi? Evet. Ne kadar daha dayanabilirsiniz böyle? Belki bir ay daha. Ondan sonra büyük bir ihtimalle kapatırım. Çünkü girdi ve çıktı da birbirini karşılamıyor. Kaç oda var? Kaçı dolu, kaçı boş? Şu an 10 odam var. Bir odam dolu. Bir mi? Bir maalesef. Böyle maliyeti nasıl döndüreceksiniz? Mülk kendimizin olduğu için şu an dayanıyoruz kendi koşullarımızda. Eleman çalıştırıyorum. Ama tabii bu şekilde bu sezon böyle devam ederse seneye bırakmak durumunda kalacağım. Öyle mi? Tabii.